Cenab-ı Hak Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme insanoğlunun ihtiyacı olan her şeyi bildirmiş, gerek dünya hayatımız için, gerek ahiretimiz için ne gerekliyse hepsini öğretmiş, 23 sene insanlığa hocalık yapmış, her şeyi tekmil ettikten sonra Cenab-ı Allah onun huzuruna davet etmiştir. 23 sene içerisinde Efendimiz 40 yaşında peygamber oldu, 63 yaşında peygamberliğini tamamladı ve Mele-i Ala'ya, yani Cenab-ı Allah'ın huzuruna davet olundu, gitti. 23 sene demek ki bütün insanlığa hocalık yaptı ve insanoğlu neye ihtiyacı varsa onu talim eyledi, getirdi. İnsanoğlu vücudu nefsani arzularıyla dünyaya bağlı, ruhuyla da melekut alemlerine, yani gökyüzüne ait olan alemlere bağlıdır. Vücudumuz bizi yere çeker, ruhumuz bizi gökyüzüne doğru çeker. İnsanoğlu bu dünyaya doğar, ağır ağır büyür, etrafını tanır, dünyayı görür ve diler ki bu dünyaya ben sahip olsam, bu dünyada her ne var ise benim olsa, bu dünyaya ben hüküm etsem diye insanın nefsi onu arzu eder. Tabii herkes ona ulaşamaz. Cenab-ı Hak bütün dünyayı iki mümin, iki de kafire vermiştir. İki mümin padişah bütün dünyaya hükmetmiş bir zamanlar. İki kafir kralına da gene dünyayı bırakmış, onlar da hükmetmiştir. Onun için insanın nefsi arzu etse de Estaizu billah emlil insani ma temenna. İnsanlara diyor Cenab-ı Allah, her arzu etmiş oldukları şey verilir mi? Herkesin her istediğine, her arzusuna eğer Cenab-ı Allah izin verecek olursa bu dünya yetmez, bir işe yetmez. Peki bu dünya alemi böyle yaratılmıştır. Cenab-ı Hak herkese kısmetini tayin etmiş, taksim etmiştir. Ve herkes nasibini, kısmetini, rızkını alacak, bitirecek, ondan sonra dünyadan gidecektir. Cenab-ı Hak inanan kullarına, müminlere, iman eden kimse hem ahirete hem ahirette olan ebedi cennetlere veyahut ebedi cehennemlere de inanmıştır. Halini ona göre ayarlaması lazımdır. İnanan kimse, cennete, cehenneme inanan kimse şimdiden yolunu tayin edecektir. Nereye gidecek? Nereye gitmek arzu ediyorsun? Sana sorulsa cennete mi gitmek istersin, cehenneme mi? İnanan adama, inanmayanı bırak. Cennete mi istersin, gidesin, cehenneme mi? Ey mümin, hiçbir Müslüman cehenneme gitmeyi isterim diyecek değil. Madem ki öyledir, cennet yolunu sen tercih ettiğin vakitte cennet ehlinin amelini yapacaksın. Onun işlediğini işleyeceksin, madem cenneti istersin. Cennetlik işi yapacaksın. Cenneti isterim deyip de cehennemlik işini işlersen nasıl olur? Yalancı olursun, münafık olursun. En azından yalan söylemiş olur. Cenneti isteyen cennetlik amel yapar, cehennemlik işini yapmaz. Cenab-ı Hak mümin kuluna umumi olarak iki teklifte bulunur. Birisi kendisine
kulluk etmesini, Allah'ın hakkı kulun üzerinde kulun kulluk etmesidir. Bu bir. Allah'a kulluk edeceksin. İkincisi, Allah'ın kullarına iyilik edeceksin. Yani hayır işleyeceksin. Şimdi dinleyiniz. Bu bir nasihattır. Dünyanıza da yarar, ahiretimize de yarar. Allah'ın bizden istediği kendisine kulluk etmek. İkincisi, kullarına iyilik etmek. Hayır yapmak. Hayırla ismini yad ettir. Dünyada da ismin anılsın, adın batmasın. Ahirette de Allah'ın rızalığını bulasın. Eski Müslümanlar bir karış toprak olsun vak ederlerdi. Bir ağaç olsun dikerler, bu Müslümanların hayrına olsun, camimize olsun, mektebimize, medresemize olsun, yolumuza, köprümüze olsun, şifa yurdumuza olsun, imaretimize olsun, hayrımıza olsun diyerekten düşünürlerdi. Şimdikilerin işi nalıncı keseriğini kendine yontmak. Kendine değil. Kendine neyi tayin edersin? Cenab-ı Hakk'ın peygamberimize buyurmuş olduğu bir sözü, hadisi nakledeceğim. يَكُولُ اِبْنُ آدَمْ مَالِي مَالِي فَهَلَّكَ مِنْ مَالِكِ اِلَّا مَا اَكَلْ فَاَفْنَيْتِ اَوْ لَبِسْ فَاَبْلَيْتِ اَوْ تَصَدَّكْتِ فَاَبْقَيْتِ Âdemoğlu malım malım der. İnsanlar mal toplamaya, mal cem etmeye çok meraklıdır. Sevinir dünya malı toplamaya. Ve der ki dünya malı dünyadadır. Onu da bilir. Onu bilmeyen yok. Bununla beraber toplar. Cenab-ı Hak ne diyor? Âdemoğlu, insanoğlu der ki malım, bu malım, bu malım, bu dağlar benim, bu bağlar benim, bu konaklar benim, bu evler, yerler benim der. Lakin insanın malım diyebileceği nedir diyor Cenab-ı Hak. Ancak yediğine malım diyeceksin, bazından geçene. Bazından geçeni de bitirirsin. Lokmayı yuttun mu bitti, o malın kaybolur. Yahut geydiğin senin malındır. İşte bu geydiğimize malımız diyebilir çünkü taşıyoruz. Ya yediğimiz lokmadır, ya giydiğimiz elbisedir. Yediğimiz lokmayı bitiririz, giydiğimiz elbiseyi de eskitiriz, atarız. Ondan başka malın diyebileceğin nedir? Evi sırtlayıp götüremezsin. Mobilyasını yüklenip götüremezsin. Arabayı cebine koyup gidemezsin. Apartmanlar orada duracak. Bağlar, bahçeler burada duracak. Benim kaldığım köyde zengin kimseler gelir. Kayseri'den. Evet, Germir köyüne. Her gün gelir bakarız diyor. Yahut haftada bir gelir bakarız veya ayda bir gelir bakarız. Ondan sonra daha uzakta olan kimseler ayda yılda bir gelir bakarız diyor malımıza. Başka? Malımız orada duruyor. Senin maldarlığın ne kadardır? Senede birkaç gün ya birkaç saat bundan ibaret. Başka mal değmesin. Asıl malın diyor Cenab-ı Allah hayrata verip, hayır yapıp, sadaka verip gönderdiğin senin malın budur, onu bulacaksın. İlla ev tasaddak, senin malın diyeceğin sadakaya verip hayır yaptığın malındır ki onu durdurursun, namına
o durur, bir yere gitmez o. O ahiretine gönderildi, orada bulacaksın. Ötekileri bulacağın yoktu. Yediğin, içtiğin, giydiğin bitmiştir. Sadakaya vermediğin de senin değildir artık, senden sonrası hükmedecektir. Sen o bir ahirette hava alacaksın. Miras yediler, burada keyif edecek. Ahirette hesabını sen vereceksin. Ahirette sana ne faydası var? Hiç faydası yok. Hesabını sen verirsin. Öyleyse mümine hayır yapmak yakışır. İyilik yapmak yakışır. İyilik kabrine indiğin vakitte yaptığın iyiliği bulacaksın. Mahşere durduğun vakitte yaptığın iyiliği bulacaksın. Mizan karşısına çıktığında yaptığın iyiliği bulacaksın. Sırat üzerinden geçerken iyiliğin sana yoldaşlık yapacaktır. Ve cennette yaptığın iyiliklerin hepsini, mükafatını bulacaksın. Şimdi bu köylerin ihtiyaçları çok olur. Hükümetler büyük işlerle uğraşır da halkın çok işleri geride kalır. Binaenaleyh köylülerin kendi kendilerini gayırmaları lüzum eder. O da Allah'ın hikmetidir ki bir köye bir hayır yapmaya iştirak eden kimselerin hayrı kıyamete kadar devam eder. Evvel zamanda köylere su getirirler, çeşme akıtırlardı. Su kadar büyük sadaka yoktur diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. En büyük sadaka su getirmektir, çeşme akıtmaktır. Bu büyük bir hayırdır. Hususuyla sizin memleketleriniz, yerleriniz gibi bozkır olan yerlere bir kimse su getirirse nedir diyor onun sevabı? Bir kimse bir su getirdi. Kendi nafakasıyla, kendi cebinden, efendim, kesesinden bir hayır yapayım dedi, bir su getirdi. O gelen sudan yılan içse bir damlasına, o yılanın içtiği suyun da bir damlasına 7 sevap verilir diyor. Nerede kaldı ki ondan müminler içecek, abdest alacak, gusledecek, namaz kılacak. Yani kuş kurt ondan istifade ederse, zehirli hayvan, mızır hayvan, yılan bile ise, ki susuz hayvandır o, ona bile Cenab-ı Allah o suyu getiren kimseye yılan içti bu sudan her damlasına 7 sevap yazıyor. Nerede kaldı insanoğlu? Onun için dikkat ediniz ey müminler, sizin muhtarınız dün tembih etti, bana da fırsat bulamadım bu meseleden sizi aşmaya. Bu mühim bir meseledir. Keşke benim gümanım olsa da bu dağlardan yarıp su çıkarıp sizin köyümüze her yere çeşmeler akıtsam. Niyetimiz o. Niyetimiz var ama kuvvetimiz yetişmez. Lakin siz birbirlerinize yardım ederekten, bu köye lazım olan suyu getirmeye gayret ediniz. İsterseniz kuyu vurunuz, artezyen çıkardınız. İsterseniz uzak mesafelerden getiriniz. Bu hayrı tamamlayınız. İşte ben söyledim. İstersen dışarıda dur, sen namazdan sonra çarşaf şer orada. Şimdi olsun. Peki, ben öyleyse Fatiha'yı çekeyim. Siz bu hayra iştirak ediniz. Cenab-ı Peygamber buyurdu ki, sadaka veren kimsenin malı eksilmez. Allah için, Allah yoluna para verenin parası eksilmez. Korkma, korkarsan verme. Ben hayra para verdim, param eksildi dersen verme. Lüzum etmez.
korkmadan ver. Allah için ver, kalbinden ferahlen, lezzetten çıkıp o verilsin ki bir hayra yarasın. Elin titreyerek verme, verirsen serbest ver. Cenab-ı Hak bizi hayırlara muvaffak etsin. Bir sadaka 70 bela kapısını kapatır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Günümüzde kaza bela artmıştır. Boyuna her gün işitirsiniz. Unutmuşuz sadakayı çok defalar. Yola çıkarken de sadaka ver. Gelirken de sadaka ver. Her günde bir sadaka bir yere koy ki kazadan beladan Cenab-ı Allah sizi saklasın. Unutmayınız, gurbete gidenleriniz var, gurbetten gelenleriniz var, dışarıda işleyenleriniz var, uzun yollardan gider gelirsiniz, sadakasız yola çıkma. Sadaka verirsen az sadaka çok belayı geri çevirir, 70 bela kapısını, 70 kazayı men eder, ona dikkat edelim. Cenab-ı Hak bizi hayırlara muvaffak eylesin, kulluğuyla da şereflendirsin. Cumanız da mübarek olsun, bayramınız da. Bi hürmetil Habib, bi hürmetil Fatiha.